Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Ali Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. KPSS denemelerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz ve geldik. İkinci denememize genel olarak almadın değerli arkadaşlarım. Çünkü bazı arkadaşlar biliyorum ki daha konuları bitirmemiştir. O yüzden bu denemeler mini denemeler başlığı altında olacak. Ondan sonra 27 soruluk denemeler sizleri bekliyor olacak. Yani şu anda inkılap tarihinden bahsedemeyiz. Şu anda inkılap tarihini almadım. İlerleyen zamanlarda inkılap tarihini de ekleyeyim. 27 soruya tamamlayacağım. Hem inkılap hem çağdaş Türk ve dünya tarihi. Hazırsanız hemen başlıyoruz. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Hadi bakalım. Şimdi ilk sorumuz İslamiyet öncesi Türk tarihinden. Bakalım soru bizden ne istiyor? Eski Türklerde mal edinme, satış protokolü, ortaklık kurma, evlatlık verme, vakıfname gibi hukuksal düzenlemeleri ilk kez yapan Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir? Sevgili arkadaşlarım, vakıfları kim düzenler? Vakıfları kim yapar? Yerleşik hayata geçen devletler yapar değil mi? Asya Hunları. Bilinen hükümdarları Teoman, en parlak dönem Metehan, Konar Göçer yaşam tarzı. Göktürkler. İki tane Göktürk devletimiz var. Birinci Göktürk, ikinci Göktürk. Birinci Göktürk devletinin kurucusu Bumin Kağan'dır. İkinci Göktürk devletinin kurucusu Kutlu Kağan'dır. İki devlet de konar göçer bir yaşam sürmüşlerdir. Uygurları bırakıyoruz. Türküçler yerleşik hayata geçen ikinci Türk devletidir. Ancak vakıflardan bahsedemeyiz. Satış protokolünden bahsedemeyiz. Sadece Bağat Arkan kendi adına para bastırmıştır. Bu da gitti. Hazarlar. Museviliği benimseyen ilk devlettir. Müslüman Araplarla Belencer Savaşı'nı gerçekleştirmişlerdir. Cevabımız Uygurlar olacaktır. ÖSYM bu devleti çok seviyor. Dikkat edin. Çünkü kültürel yönden yani Türk tarihini şekillendiren devlettir. Geldik ikinci sorumuza. İkinci sorumuz Türkistan tarihinden. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslamiyet'i kabulünü kolaylaştıran bir etken değildir? Yani ne oldu da Türkler İslamiyet'i kabul etti? Kolaylaştıran etkenler nelerdi? A şıkkı İslamiyet'teki Allah kavramının Türklerin tek tanrılı inançları ile uyuşması. Doğru mudur? Doğrudur. İlk etken bu. Her iki dinde de kurban kesme geleneği tamamdır. Türklerin cennet ve cehennem kavramlarıyla tanışması. Bunu bırakıyoruz. Birazdan geleceğim. İslamiyet'teki ahlak anlayışının Türk ahlak anlayışı ile benzemesi. Temizlik yönünden benzerlikler oldukça ön plana çıkmıştır. İslamiyet'teki cihat anlayışının Türklerin yeni yerler fethetme idealiyle birleşmesi. Yani gaza ve cihatın cihan ülküsüyle birleşmesi değil mi? Sevgili arkadaşlarım, eski Türklerde zaten cennet ve cehennem kavramları vardı. Biz cehenneme tamu, cennete ise uçma diyorduk değil mi? O yüzden cevabımız C şıkkıdır. Geldik diğer sorumuza. Sorumuz şöyle. Yakınlaştıralım mı? Malazgirt Savaşı'ndan sonra gelişmelerinden hangileri Anadolu'da feodalleşmenin başlangıcı olarak kabul edilir? Yani derebeyliğin başlangıcı. Fethedilen toprakların fethedenin malı olması. Sultan Alparslan artık komutanlara dirlik olarak verecekti değil mi? Ve bu durum feodalleşmeyi ortaya çıkaracaktı. İlk kurulan beylik Saltuk Bey. Saltuk Beyliği. Anadolu'ya Türkmen göçlerinin artması feodalleşmeyle alakalı bir durum değildir. Amaç Anadolu'yu Türkleştirip İslamlaştırmak. İlk Türk beyliklerinin kurulması zaten doğru orantılıdır. Cevabımız D şıkkı olacaktır. En güçlü beylik Danişment, ilk kurulan beylik Saltukoğulları. Geldik Osmanlı tarihine. Şöyle. Aşağıdakilerden hangisi Karesioğullarının Osmanlı Devleti'ne katılmasının getirdiği kazanımlardan değildir? Balıkesir ve Çanakkale çevresinde kurulan bu beylik Osmanlı'ya ne gibi kazanımlarda bulundu? A şıkkına baktığımızda Osmanlı Devleti'nin askeri kadrosu güçlenmiş mi? Güçlenmiş. En basit örnek Hacı İlbey'i, Sırp Sındığı Savaşı'nın komutanı. Osmanlı Devleti ilk kez donanma sahibi olmuştur. Rumeli'ye geçiş kolaylaşacak da artık. Anadolu'da Osmanlı Devleti'nin en büyük rakibi bertaraf edilmiştir. Yanlış bilgi değerli arkadaşlarım. Rumeli'ye geçiş kolaylaşmıştır. Bahsettik. Anadolu Türk Siyasi Birliği için ilk adım atılmıştır. Padişah Orhan Bey. Sevgili arkadaşlarım, Anadolu'daki en güçlü beylik yani Osmanlı Devleti'ne karşı cephe oluşturan en güçlü beylik Karesioğulları değil Karamanoğullarıdır. O yüzden cevabımız C şıkkıdır. Devam edelim. Sorumuz şöyle. Kanuni Sultan Süleyman döneminde kuşatmalarından hangileri başarısız olmuştur? Şimdi Kanuni Sultan Süleyman Fatih'in alamadığı iki yeri aldı. Rodos ve Belgrad değil mi? Bunları aldı. Ancak Kanuni Viyana ve Malta'yı ne yazık ki alamadı. Viyana'ya hazırlıksız gidilmişti. Niye dedim dönmedi ya? Hazırlıksız gidilmişti. Malta'da ise Turgut Reis vefat ettiği için kuşatma kaldırılmıştı. O yüzden cevabımız D şıkkıdır. Geldik diğer sorumuza.
Kalimiye sınıfının Divan-ı Humayun'daki temsilcileri aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi biz divanın bölümlerini üçe ayırıyoruz. Yöneten sınıf diyoruz biz bunlara. Seyfiye, ilmiye, kalemiye. Seyfiye sınıfı sevgili arkadaşlarım idari ve mali işleri ele alır değil mi? İdari ve mali. İlmiye din, eğitim ve hukuk. Kalemiye yazı ve mali işlere bakar. Şimdi bunları tek tek sıralayalım. Vezir, kadı asker. İdari işlere bakar. Seyfiye'dedir. Kaz asker ilmiyededir. O yüzden ikisini de eleyeceksin. Nişancı iç ve dış yazışmalara bakar. Bunların görevlerinden bahsedeyim diye öyle geçtiysek. İlk vezirimiz Alaaddin Paşa'dır değerli arkadaşlarım. Sadrazamın yardımcılarıdırlar. Kaz asker kadı ve müderris ataması yapar. Bunu geçtik. Nişancı iç ve dış yazışmalara bakar. Defterdar günümüz Maliye Bakanı'dır. Unutmayın nişancı Fatih Sultan Mehmet döneminde divana katılmıştır. Cevabımıza ulaştık. Sadrazam padişahın sağ koludur. Padişah olmadığında işlere o bakar. Şeyhülislam fetva çıkarır. Bu da buraya gider. Bu da buraya gider. Sorumuz haritaya döndü. Defterdar doğrudur. Kalemiye'ye mensuptur. Ancak kaptanı derya yönetici olduğu için Seyfiye'ye. Yönetici demeyelim de askeri sınıfta olduğu için Seyfiye'ye mensuptur. O yüzden bu ikisini de eledik. Nişancı doğru Kalemiye vezir Seyfiye'dir. Cevabımız B şıkkı. Soruya ne oldu ya? Soru soru olmaktan çıktı. Devam ediyoruz. Osmanlı Devleti'ne karşı 18. yüzyılda Dakya ve Girek projelerini gerçekleştirmeye çalışan iki devlet aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir? Bunların amacı Osmanlı'yı parçalamak değerli arkadaşlarım. Hem İstanbul'u almak hem Balkanlarda hakimiyet kurmaktı. Venedik yok. Bakın unutmayın sevgili arkadaşlarım. 18. yüzyılda Osmanlı'ya karşı cephe alan iki devlet sürekli aynı safta yer almışlardır. Bunlar Avusturya ve Rusya'dır. Unutmayın. Fransa 18. yüzyılın sonlarında dostluğu bozacaktı. Prusya günümüz Almanya'dır. 19. yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı'ya yanaşacaktı. İngiltere 19. yüzyılın sonuna kadar toprak bütünlüğünü koruyacaktı. Rusya zaten Osmanlı'nın baş belası olmuştu. Cevabımız Avusturya ve Rusya olacaktır. Geldik diğer sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin Pasarofçu Antlaşması'ndan sonra izlediği politikalardan biri değildir? Öncelikle Pasarofçu Antlaşması'nı bilmemiz lazım. Padişah 3. Ahmet. Pasarofçu Antlaşması ile Osmanlı Devleti Batı'nın üstünlüğünü kabul etti. Bunu bilmemiz lazım. Peki Avrupa'ya yönelik fetih politikasını sürdürebilir mi? Sürdüremez. Çünkü sen burada Batı'nın üstünlüğünü artık kabullenmişsin. Cevabımıza ulaştık. Avrupa'nın üstünlüğünü kabul etme doğrudur. Avrupa'da savunma önlemleri alma, Avrupa'dan kişiler getireceklerdi. Avrupa'ya elçi gönderilecekti. Viyana, Varşova, Paris gibi yerlere elçiler gönderilecekti. Avrupa'ya örnek alan ıslahatlar yapılacak mı? Yapılacak özellikle Lale Devri'nde bunları görecektik. Cevabımız A şıkkı olacaktır. Fetih politikasını sen sürdüremezsin. Çünkü Avrupa'nın üstünlüğünü kabul etmişsin. Sorumuz Osmanlı dağılma dönemi ile ilgili. Paris Antlaşması'nda aşağıdakilerden hangisiyle ilgili bir hüküm yer almamıştır? İmzalayan kişi Ali Paşa'dır değerli arkadaşlarım. Unutmuyoruz. Şimdi bu antlaşma ile Osmanlı Devleti Avrupa Devleti sayılmıştır. Avrupalı devletlerin Osmanlı Devleti'ne borç vermesini bir bırakıyoruz. Osmanlı toprak bütünlüğü Avrupalı devletlerin garantisi altında olacak. Bu durum bize neyi gösteriyor? Osmanlı'nın artık topraklarını koruyamadığını gösteriyor. Islahat fermanı ile azınlıklara yeni haklar tanınıyor. Azınlıklara geniş ayrıcalıklar veriliyor ve bu durum Müslümanların hiç ama hiç hoşuna gitmiyordu değerli arkadaşlarım. Karadeniz tarafsız bir deniz olacak. Bu durum Londra Boğazlar Sözleşmesi'nde de geçerliliğini koruyordu zaten. O yüzden cevabımız B şıkkıdır. Sevgili arkadaşlarım, borçla ilgili bir madde yoktur. Osmanlı Avrupa hukukundan faydalanacak ve Avrupalı devletler Osmanlı'ya yardım edecek. Soruları burada bitiriyorum. Dediğim gibi ilerleyen zamanlarda inkılap tarihi de karşınızda olacak değerli arkadaşlarım. Bu denemeleri öğrenme açısından konu eksiklerinizi kapatma açısından paylaşıyorum. Umarım işinize yaramıştır. Beğenip paylaşmayı unutmuyoruz. Yorum yapabilirsiniz. Farklı düşünceleriniz varsa yorumda belirtin. Ben sizlere göre hareket ederim. Elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu sene o sene inşallah hepiniz atanacaksınız. Geçen seneden öğrencilerim var zaten. Yorumda yapıyorlar. Hocam şu anda atandım diye mesajlar geliyor zaten. Gerçekten bunları gördükçe çok seviniyorum. İnşallah siz de atanacaksınız. Kendinize çok ama çok iyi bakıyorsunuz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın.